Yılmaz, tam sağ bek dedik, sol beki de konuşalım. Rıdvan Yılmaz ismi çok kuvvetli Galatasaray'da. Evet. Sezon sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Başarılı olur mu? Vallahi Rıdvan'ı alırlarsa bence doğru iş yaparlar. Yani sonuçta bir de Türk statüsünde. Yerli oyuncu. Hemen burada dedikodu yapayım. Seren beğenmiyor. Vallahi Serancığım Rıdvan'ı beğenmiyor. Yok, şu aşamada Galatasaray'da bence oynar. Ben de ya Rıdvan'a... Beşiktaş'tayken eşitlikleri vardı bak, hayır, söyleyeyim. Ya ben Beşiktaş'tayken de çok eleştiriyordum, bak şimdi. Eleştiriyordum ama... Abi bak, Ferdi. Maçta gördüm bak, iyiydi. Ferdi, Osay Samuel, Şase Boya, Rıdvan. Bunlar oynarken bunların önüne iki tane adam koyacaksın gitmesinler diye ya. Rıdvan da öyleydi. Devamlı soldan akıp, devamlı gidiyordu arkadaş. Bak son maçta yani, seyrettim ben. Rıdvan golü mı? Var. Tabii gol attı. Yine aynı... Ya, bana göre bana goller ama bir şey yani, Başakşehir'den Dubai'yi oynayabilir ya Galatasaray. Başakşehir'den Dubai'yi bir kere alsınlar, oynar. Bir de Rıdvan'ı alsınlar. Hem ucuza kapatırlar hem para kalır. İşte biraz sıkışıklık vardı. Ben Galatasaray yönetiminin o şeyden gelen Boğay'dan gelecek parayı öyle çarçur edeceğini düşünmüyorum. Yok, ya borçlar var, bir düşünmüyorum. Neler var ya. Yok. Bir kere şampiyonla oynayacaksan, yani daha doğrusu oynarken şampiyon olmak istiyorsan içeride oyunculara para takmayacaksın. O Engin, parayı verirsen iş tamam. Engin Bey şey yazmış. Sasha Boya Bayern Münih'e bu rakama gidince Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne katılmış gibi sevindi. Umarım seneye de Manchester City, Bayern, Barcelona'lı ölüm grubuna düşer. Hepsine birer oyuncu satar. Bankalar Birliği borcunu kapatırız. Çok güzel. Çok güzel. Ama doğrusu bu zaten. Yani oyuncu satmak. Yani, yalnız şey değil ki kulüplerin ki amacı. Bu, yani başarı Galatasaray'ın istediği şey. Tamam, herkes nasıl ister başarı UEFA da. UEFA kupasını aldıysa Şampiyonlar Ligi'nde de sona gitmek ister ama hani belli bir seviyenin şu anda üstünde borçlar var bütün takımlarda. Bu da evet, bir başarı Melike. Belli doğrultmak, işte şampiyonluk gelirleri çok düşük. O yüzden takımlar için sportif çok başarılar yani kadar oyuncu satışı da çok şimdi önemli. Şimdi bir de bir şey var ya, tövbe estağfurullah. Her şehirde bir de hayır vardır derler ya, iki tane adam sakatlandı. 32 milyon kazandı be ya Rabbim ya. Aman düşman başına vermesin, şeytan kulağına kuş sakatlık. 32 milyon kazandın hocam. Yok yok, şampiyonluk kazandın geçen sene. Tabii de yani şu var. Ya işte adamlar sakatlandı, kim bilir ne kadar üzülmüştü hoca. Mesela Okan falan değil mi yöneticiler? Çok iyi adamı sakat. O Omar yazık, işte günah adama. Olacak şey değil ya. Şanssızlık değil zaten ya. Yani, ayrı bir şey. Böyle bir şey olur mu? Adam işte yılbaşında gözü yandı, bilmem ne yaptı falan filan. Öbürü sakatlandı. Bak üzülmüşler de. İşte öyle derler. Şerde bile bir hayır var derler. Bu hayır her güzel hayır, bir hayır. Evet. İyi yani, hayır hocam. Yani işte bu sakatlanmaları yani işte çok üzmüştü taraftarları falan. Yöneticileri, Okan Hoca'yı. Ama bak şimdi burada bir adam çıktı. Ya bunları da görmek lazım. İşte şunu söyleyeceğim. Adamı göreceksin, futbolcunun şeyini, en azından geleceğini göreceksin yani. Peki şimdi Sasha Boya gitti. Zaten sol bek transferi bekleniyor. Şimdi Galatasaray ne yapacak transferde? Biraz daha mesaisi Sasha Boya'nın gidişiyle artmış oluyor. Çünkü dün konuştuk. 90 dakika hani maç kaçırmadığı gibi, son cezalı olduğu maçlar hariç. Maç kaçırmadığı gibi 90 dakika oyunda kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani oraya yine Sasha Boya gibi değişmez bir ismi kolay nasıl değil monte edecek Okan Buruk? Bunu da merak ediyor izleyiciler. Transferin bitmesine az kaldı. Sezon sonuna kadar neler olacak? Melike, kolay değil bir kere. Yani şu giden oyuncu Galatasaray'ın son dönemdeki en istikrarlı oyuncusu. Evet, evet, en istikrarlı. Ben sana söyleyeyim. Doğru söylüyorsun. Bir başarı öyküsü çıkarsanız Sasha Boya'dan inanılmaz bir öykü çıkarılır. Ya düşünsenize, adam düşürülmüyor, kadro dışı bırakılıyor, kampa götürülmüyor. Arkadaşların kampta, sen İstanbul'da burada ayrı çalışıyorsun. Böyle bir dönüyorsun ki muhteşem dönüyorsun. Takımın bir numaralı elemanı oluyorsun. Hiç kesilmiyorsun. Sakatlık harici, cezalı harici oynuyorsun ve takır takır da oynuyorsun. Göze giriyorsun. Bayern Münih seni transfer ediyor rekor bedelle. Yani müthiş bir başarı. Vallahi ben yani Boya'ya helal olsun diyorum. Bir kere böyle bir profesyonellik, inanılmaz bir profesyonel olduğunu gösterdi bizlere. Yani bazı oyuncu, ya ben kadro dışı kaldım, evet ya, alayım paramı. İki kampa gitmedi. Yani bak, hocam biliyorsun işte, sen yıllarca top oynadın. Para ya, hak etti bu çocuk. Alayım parayı, ne olur ya, alayım evet parayı. Yabancılar öyledir, alayım parayı, yatayım aşağı. Para mara da aldı. Yani ya zaten aldı şeydi, de bir de değil mi Galatasaray'da en azı oynayanlardan 450 biriydi. 450 bin euro mu ne? Tabii bu arada 600 mü? Çok şeye baktım çok şimdi. Düşük. 450 öyleydi, öyleydi. Arda Güler 81. dakikada oyuna girmiş Las Palmas maçında.
2-1 galip gelmiş şey. Bayern Münih. Şimdi ona baktım. He. 81'de oyuna girmiş. Yani şimdi Galatasaray'ın onu diyeceğim. Bir kere bir plan program çerçevesinde gitmesi lazım. Yani biz 30 milyon aldık. İşte şöyle alalım, bunu alalım, isim alalım. Ona bakmayacaklar. Ben Okan Hoca'nın da yapılacak transferde Boya gibi iş yapacak bir oyuncu istediğini düşünüyorum. Yani gidip de işte yıldız oyuncu getirelim. Takıma da bir katkı, en azından hem bir hava getirir falan, öyle yok. Bu Dubai'yi kaça verdiler ya? Bunu öğrenmek lazım ya. Ben olsam kesin ona Dubai'yi kaça verdiler Başakşehir'e? Kiralık mı? Evet. Hocam bir dakika. Kiralık şimdi verdi. Sana şöyle bir soru var. Mevcut kadrodan sol bek ve sağ bek'e Galatasaray'ın monte edebileceği oyunculardan kimleri söyler diyor Güvence Hoca. Biri Kaan Ayhan, bir tanesi Barış. Nasıl kullanırsın? Barış yani. Orada da Kazım Can vardı. Hatalar yaptı. Ya şimdi bak, bundan sonra Galatasaray'ın puan kaybetmeye şeyi yok. Tahammülü yok. Şimdi Avrupa Kupası'nda oynayacak. O da çok önemli. Yani o kupada da oynayacak. Ya çünkü yani içeriden falan adam bulayımla falan uğraşmayacak. Galatasaray iki tane kaliteli adam alacak. Bence işte Başakşehir'e verdiklerine göre alırlar yani. Bence bir anlaşma olur. Yani çok da ucuza gelir kendi futbolcu. Niye alacak? Bir şey söyleyeceğim şimdi. Verdin 5 milyon, iyi bir adam aldın. Şampiyon, şimdi UEFA Kupası'na gidiyorsun. Şampiyonluğa gidiyorsun. Yarı final oynarsın, final. Sen şimdi seneye Dubai'ye geldi, ne olacak seneye? O kadar, dünya kadar para verdin ettin ona. Onun için kesin bunu geri döndürecekler. Adam alsınlar. Başakşehir'e bir tane adam alıp versinler. Yok, Başakşehir'e. Şu hikayeyi çok yazıyor. Girmeyenlerden biri. İşte izleyicimiz Yakup Bey de yazmış. Bakıyorum Murat Bey de, birçok kişinin yazdığı. Rezerv lige gönderilip de başta Güvenç Hoca'nın söylediği, şu an 30 milyon liralara oyuncunun satılması bazen hani futbolumuza ne kadar hataya meyilli, yanlışa meyilli, evet, hamleler yapıldığında göstergesi. Doğru, hoca faktörü de olabilir bu zaman zaman. Bazen yönetim kararları işte da olabilir. İşte onu göreceksin Melike. Bizim bir böyle bilmediğimiz harcanan kaç oyuncu ya var? Bilmediğimde bir şey söyleyeyim mi? Bravo, çok güzel. Roman Sais. Harcanmadı hocam o yani. Hani fark şöyle etmiyor, harcanan dedim, kaybolup giden anlamadım. Ya bir şey söyleyeceğim. O hala milli takımının oyuncusu. Ya, ben tamam böyle, şimdi mesela muhtemelen Sacha Boey orada. Şimdi Galatasaray'da oynarken hani Fransa milli takımında olması mı daha yüksek ihtimal çağrılması? Bayern Münih'te oynarken mi? Şimdi oyuncu içinde biliyorsunuz hani öyle bir ihtimal vardı. Sakatlandı vesaire, orada bir sekteye uğradı o, ama şimdi Bayern Münih'te oynarken bu şansı çok 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 daha yüksek. Bence zaten çağrılır büyük ihtimal. Zaten kesin 23 yaşında bir oyuncu. İlla ki çağrılacak yani. Ne oldu? Geniş kadroda çağrılacaktır. Futbolu mu gelişti ya? Ya bunlar. Çağrılır hocam. Bu antrenörler var ya, tuhaf ya. Vallahi ben de dahil. Yani vallahi tuhaf. Şimdi, sen de mi dahil? Ya bir şey söyleyeyim. Roman Sayısı diyorsun ki yönetici. Ya yönetici tutsun. Ben bak Ceyhun Kazancı ile konuştum. Pulaç Çınlasın buradan. Selam göndereyim. Ya dedim ki adamı çekin kardeşim. Niye gönder? Gitmek istedim. Ya bırak. Ya biz bu hocayı kovacağız hocadan dedim. Hocadan dolayı gitti. Tamam abi. Da ya kardeşim bak, yöneticim de önemli. Der ki çek buraya, ben olsam. Değil mi? Hoca gidecek bunu, nasıl ya, olsun. 4-5 maç sonra bunu kovacağız kardeşim. Kal sen burada, dümeni yap falan, bırakırdım. Ya Şenol Hoca da bakma öyle veya böyle mecburen koyacaktı. Bunları gördükten sonra var ya, amortiyim falan. Koydu Allah zaten, oynattı. Versin. İhtiyaç oldu, oynattı zaten. İşte ha, zaten. İhtiyacı oldu mu oynattı. Gene oynatırdı yani. Oynatırdı canım. Ya, yönetim de çok tabii önemli. Yönetim de problem. Ama yönetim bakıyor abi. Yok. Tabii canım, bazen yönetim var. Biraz Serhan'a sağlayayım. Serhan Türk şunu diyor, hop onu oynatmıyor. Yok canım. Ya mesela yani ya Serhan'ı taktık ya bu akşam. Yarın da yok ya şimdi. Hoca sana taktı. Ne yaptınız yani, siz kapıştınız mı? Yok canım ya. İkiliyiz. Biz muhteşem ikiliyiz onunla. Senin var evet ikilileri. Yani ama şu var yani. O onu söyledi. Bu yönetici ya medya, hocam nerede medyanın, gözünü seveyim. Medyanın çok tesirinde kalıyor yöneticilerde. Abi kaç tane yönetici var Türkiye'de futbolu biliyor ya? Kaç tane? İşte onu diyorum sana. Diyorum yani sana. Böyle yönetici olduktan sonra. Ya şimdi biz burada konuşuyoruz. Bu kararlar ben atıyorum şu çok kötü bilmem ne diyorum. Aa yönetici diyor ki bu kötü. Ya bırak onu, benim kötü dediklerime anlıyor de şey yapmıyorlar. Ona itibar etmiyorlar ama. Kaç başkan anlıyor futboldan tam? Mesela ben Nelson oynayamaz Şampiyonlar Ligi'nde dedim. Hiç itibar etmediler mesela. Erdal Bey yazmış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz.
Ben sezon başında Galatasaray yıldız oyuncuyla doldu diyordum. Okan Hoca ilk 11 kurmakta çok zorlanır dedim. Bugün bakıyorum Galatasaray'da yedek oyuncu yok. Hepsi altyapı oyuncusu. Galatasaray'ın bu durumu nasıl olur? Saşa Boya da gitti. Elinde ne sağ bek ne de sol bek var. Olumsuz anlamda söylemiş bunu. Yani kulübesi zayıf doğru demek istiyor. Ya kulübesi zayıf derken hep ileriye aldılar. Evet. Tamam mı? Yani sağ tarafta ne var? Tete var, işte Zaha var. Ne o? Vakambu ne o? Vakambu santrafor. Şey santrafor. Santrafor. Neyse forvet olarak. Endombele aldın sen orta sahaya. Şey ne o? Hakim Ziyech var. Ziyech'i aldın. Var da var. Yani hep ileri aldın. Orada Barış da oynuyor orada. Evet. Ama arkaya bir tane yedek alayım falan demedin. Alamadım. Var mı? Aldılar. Ya arkadaş şimdi kaç tane forvet adam aldın? Bak şimdi en azından şey var orada. Barış vardı. İşte şey, oraya hem Hakim Ziyech'i aldın hem Tete'yi aldın. Tamam mı? İki tane daha aldın oraya. E sen bir tane daha al, buraya koy. Kerem var. Yani Kerem de oynar sağda solda. Kerem iki yerde Zaha var. Zaten. Yani anla, tabii, ya bu tabii, kadar tabii. Adam oraya dolduracağına bir tane i̇şte sen arkaya alsaydın. Galatasaray'da bu sezon başı plan program tamamen fiyasko. Ya tamamen. Fiyasko değil. Hep, geçtiğim ya sene de... şampiyon olduğunda nasıl bir kadro kurulmuştu? Ondan önceki ya senede. Gene de bir şey söyleyeyim ama. Altyapısı yapılmıştı. Ama geçen sene bak, öyle değil hocam. Geçen sene bak şampiyon oldu. Bu sene gene şampiyonla oynuyor. Ya tamam oynuyor ama da. Ondan evvel Beşiktaş dağıttı. Trabzon dağıttı. Başakşehir dağıttı. Yok yani şampiyon zaten kadroyu. Arkadan gelen yok zaten. Tamam da yok. Onlar şampiyon kadroyu dağıttılar. Bak ve kötü durumlara düştüler. Yani kaçıncıya düştü ya Beşiktaş da öyle. Başakşehir de öyle. Trabzon da öyle. Ama Galatasaray devam ediyor şampiyonluğa. Devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde elendi ama tamam, Avrupa Kupası'na devam ediyor. Gene bu başarı yani. Tabii canım rahatladı. Ama. Ama arkaya adam almadın. Ya bizde şimdi ne var biliyor musun? Bak Beşiktaş şampiyon oldu. Aldık adamları söyleyeyim sana. Alex Teixeira, Pjanic falan. Hep böyle aldı saftı. Oynamamış adamlar aldı. Yani hepsi. Arkadaş al Montero bilmem ne arkadaş ben böyle bir şey görmedim ya. İki ders Trabzonspor gene verdi bir sürü adam aldı. Başakşehir öyle. Yani yine Galatasaray'ı işte, diyorum hocam. Savunmaya yok, kimse yok. Almıyor. Şunu bilmiyorlar. Yönetici bak, yok. Yöneticiler yönetici. Şöyle. Ya bu yönetici senin medyana bakıyor. Medyanın ağzına bakıyor. Medyayı gazeteye bakıyor. Da. Medyadan abi, ne olacak? Medyaya onlar biliyor abi. Bizim medyadakiler biliyor en fazla. Her şeyi onlar bildiği için. Biz diyeyim kendimi de katayım. Hocam ama yalnız bu yani. Değil. Bu ya buna bakıyor. Dediğine bakıyorlar. Ya, yalnız ya, medyaya değil. Ya, sosyal medyaya bakıyorlar. Abi sosyal medya yönetiyor hocam. Sosyal medyayı kim yönetiyor ya? Kulüpleri menajerler yönetiyor ya. Yönetiyor. Ya. Menajerler. Tamam. Menajerler var. Troll orduları var. Evet. Bilmem neler var. Menajerler bunlar var adamları. Tamam mı? O şey ne o? İşte tribünde böyle tanınmış etmiş falan. Onları böyle falan hep bir çete. Tamam mı? Hop. Yazıyorlar, tamam. Çiziyorlar. Olmaz yani arkadaş. Bakmayacaksın hocam. Onu diyorum yani. Sen bir ya. Büyük kulübün başkanı. Şimdi Süleyman Sebe rahmetli başkan yaşasaydı, sosyal medyada ya, olsaydı şey tınlar mıydı Süleyman şey abi? Müdahale dinler etme gereği duyuyorum. Dinlemezdi ki. İzleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Bakmayacaksın. Kadir Nizam diyor ki Saşa Boya ne büyük bir kazanç, San Helino büyük bir kayıp. Zamanla herkes görecek. Biraz sabredilmeliydi. Çok pişman olacağız göndermekle. Demiş bravo demiş. Bak beni dinliyor galiba bu arkadaş. Tebrik ediyorum. Vallahi doğru söylüyor. Sabır doğru yok. Söylüyor. Doğru. Ya sabır değil ama bütün medya yani. Üzerine. Ya gitsin de abi menajerlerin gitsin oyunu. Medya ya anlatamıyorum sana. Fake hesaplar bilmem ne yöneticileri al. Dursun i̇şte Özbek bile gitsin yani. Dedi. Onlar şimdi ne yapacaklar? Menajerle hop cukka parayı indirecekler aşağıya. Sol bek alacaklar. E niye abi başkan da çıksın desin, hoca da çıksın. Ben göndermiyorum başkan, desin. Ya ne diyesin? Bakıyor istiyor taraftar diyor. İstediği kadar istesin. Şeyi istedi ya taraftar işte. Ne oldu? Ya. Neydi o İtalyan? Zanelli. Yok ya Vincenzo mu? Venzo mu? Endombele'yi aldılar yeri. Endombele'yi aldılar onun yerine. İtalyan ya. Her neyse ya bir şey. Ya Okan Hoca onu istiyordu. Almadılar. Ve istemedikleri oyuncuyu mu diyorsun? Evet. Vecino'yu. Neydi? Vecino var. Vecino. Vecino. Vecino işte. Vecino'yu istiyordu Okan Hoca. Adam dedi ki bana bunu alın dedi. Teknik heyet rapor veriyor. Bunu alın. Neymiş o olur muymuş? Marka gelecekmiş. Al sana marka. Niye marka? Bu çok iyi. Gel. Endombele çok iyi. Ya dolduruyor. Aynı ya. İşte aynı şey bak. Ya Endombele tamam. Endombele süper adam abi. Her işte tamam onu başkaları süper adam diyor. Abi. Sosyal medyada işte. Abi. Sosyal medyada adamı kötülüyor, işte. Kötülüyor. Yok şişman yok. Ya zaten adam o kiloyla oynuyor ya. Adam da bir insan. Niye adam da okuyor bakıyor. Ne bileyim ben niye oynatmıyor. Onu hocaya sormak ama lazım. Ama hocanın istediğini almıyorsun. Gidiyorsun. Şeye bakıyorsun. Ya fark etmiyor aldığın adam kimi istiyorlar abi, onu hayır, getiriyorsun. Hayır adam Twitter'da hocam sana bir durum var. Kavga etmeyin.
Kavga adam kötü adam değil ki ya. Hayır, Twitter'la kulüp yönetilir mi? Yönetilirse ya ne Twitter'ı ben sildim, bende yok. Olacağı bu işte. Program yapıyoruz ama. Niye Süley şey Fikret Orman şey yapmıyordu? Buradan soru sormuyorlar bize.